1999'da 7,5 büyüklüğünde olan Gölcük depreminden sonra gerginlik neredeyse sıfırladı. Yani yaklaşık %25'e kadar kaldı. Dolayısıyla 99 depreminden sonra bundan sonra her an İstanbul'da deprem olabilir sözünün bilimsel bir tutarlılığı yoktu. Bunu jeofizik olarak hesapladığımızda İstanbul'un önünde yani diğer bir deyimle Kuzey Marmara'da yerin kırılabilmesi için 6 milyar gigatonluk bir gücün bastırıyor olması gerekiyor. Bu güç var mı şu anda? Hayır, yok. 6 milyar gigatonluk güç olmuş olsa ben de diyebilirim ki her an deprem olabilir. Böyle bir güç yok. Şimdi böyle bir gücün oluşması için gereken zaman 99 depreminden sonra en az 46 yıldır. Yani 46-50 yıl bu gücün birikmesi için. Bunu nasıl söyleyebiliyorum? Çünkü her yıl yaklaşık belli bir oranda doğudan batıya doğru artarak gelen bir gerginlik birikimi var. Bu ortalama gerginlik birikimin hızına baktığınız zaman olabilecek bir deprem 2045'ten önce olamaz. Şimdi bu iki tek bir kırılma olsa beklenen depremin büyüklüğü 7.3 olurdu. Ancak iki kırılma olacağı için iki tane deprem odağı olacak. Bir tanesi Küçükçekmece'nin 25 kilometre güneyinde ve yaklaşık 5 ile 10 kilometre derinlikler arasında 6.4 ile 6.7'lik bir deprem bekliyorum. Ayrıca Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında da 7-7.2'lik bir deprem bekliyorum. Bu iki depremden çıkacak toplam enerji yaklaşık 7.3 olacaktır. Ama bu enerjiyi ikiye paylaştırarak boşaltacağı için yapacağı yıkım da göreceli olarak daha düşük olacaktır. Kocaeli'deki yıkım çok fazla oldu. Bunun ana nedeni kırık kentin tam içinden geçti. Yani Gölcük'ün içini biçerek geçti kırık. Ama Kuzey Marmara'da ise İstanbul'un içinden bir kırık böyle biçerek geçmeyecek. İstanbul'un 25 kilometre güneyinden geçecek, biçerek geçecek. Dolayısıyla Gölcük'te yapacağı hasarın aynısını İstanbul'da yapmasını hayal etmek biraz güç bir iş. İstanbul'un yer durumuna baktığımız zaman ise Anadolu yakası çok iyidir ve bunun yanı sıra aşağı yukarı Ayasofya yani Eminönü Haliç'in bulunduğu kesimden kuzeye doğru gidecek olursanız yani Karadeniz'e doğru gidecek olursanız Avrupa yakası da çok iyidir. Kötü olan yeri Eminönü ya da Eminönü Yarımadası yani Suriçi yani şu anda Fatih Belediyesi diye anılan kesim Zeytinburnu, Bakırköy işte bunun içine Topkapı giriyor. Bahçeli evler, Güneşli, işte bunun yanı sıra işte Cumhuriyet Mahallesi, Küçükçekmece ve en çok etkilenecek yer yeniden Avcılar kesimi, Esenyurt kesimi, Haramidere, Büyükçekmece'nin yer kayma alanları ve özellikle Haramidere içi ekonomik sıkıntıları olan bir ülkede depreme çare bulunamaz. Neden diyeceksiniz? Kentsel dönüşüm şu anda Türkiye'de hemen hemen yapılmıyor diyebilirim. Şimdi bu uygulamanın yapılamamasının ana nedeni bir devlet yoksulluğu. Yani devlet kaynaklarını bu yöne harcamadı. Yani şöyle ki Ecevit döneminde 1999 Gölcük depremi de bir deprem vergisi çıkarılmıştı. Burada 50 milyar gibi bir birikim birikti. Ama ne yazık ki şu andaki mevcut yönetim bu 50 milyarı çift yol yapmakta kullandı. Ve bunu açıkça da söylediler. Şimdi dolayısıyla bu para yoksullara sağlam ev yapmak için kullanılacaktı. Ama siz bu fondaki parayı alıp da araçlar için yol yapmaya kalkarsanız o zaman yoksul insanın yazgısı ölüm olur. En iyimser senaryolarda da bile binlerce binanın çökeceği ve yüz binlerce insanın hayatını kaybedebileceği konuşulmaktadır. Bu çok ciddi bir kayıptır. Hem manevi hem maddidir. Öncesinde alınacak önlemlerin maliyetleri, sonrasında yapılacak yara sarma ve benzeri faaliyetlerden çok daha ucuzdur, çok daha insanidir, vicdanidir. Bunu unutmamamız gerekiyor. İstanbul'un depreme hazırlanması, güvenli yapı üretiminin sağlanması, yapı güçlendirme çalışmalarının tamamlanması ulusal bir konudur. Sadece İstanbul'un konusu değildir.
Bu nedenle ulusal bir deprem seferberliği ilan edilmesi gerekmektedir. Kaybedilecek bir günümüz bile yoktur. İvedilikle, bütünsellik içinde hep birlikte bir deprem konusunda mevcut yapı stokumuzun güçlendirilmesi, yık yap anlayıştan çıkılarak gerekmeyenlerin sadece güçlendirmeyle tamamlanması, gereken binaların yıkılıp ve öncelikle bu ivedilikle riskin çok yüksek olduğu gerçekten ihtiyaç olan binalardan kentsel dönüşümün yapılması, yapı denetiminin de çok sıkı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yenilemek için bir bedel ihtiyacını kentsel dönüşüm yasası sağlıyor. Ama bunu sağlıyor olması mutfak masrafını zor karşılayan vatandaş için bir kredi borcu altına girebilecek ve o krediyi uygun faizle de olsa ödeyebileceği anlamına gelmiyor. Bu imkanı yok. Ve birçok insanda bile bile güvenli olmadığını binalarının oturmaya devam ediyor. Bu çok ciddi bir travma, bir hayata karşı güvensizlik ama başka çaresi yok. Kendinizi evinizde güvende hissediyor musunuz? Hayır, hiç hissetmiyorum. Hiç hissetmiyorum ve bunu yetkililerin bir çözüm bulmasını bekliyorum. En azından Bakırköy'ün Kartaltepe bölgesini ada bazında alıp tekrardan yeniden yapılanmasını istiyorum. İnsanlar çok emekli ve yaşlı. Taşınacak durumları yok, kimseleri yok. Ya belediyenin ya büyükşehirin ne bileyim bir yerin el atması lazım bu bölgeye yani. Kaderine terk edilmiş durumda şu anda Bakırköy. Binanızda ne durumda şu an? Neden güvenmesin? Çok kötü. Çok kötü yani alt kata girin böyle kumlar, çakıllar, her şey elinizde. Demirler paslanmış. Yani korka korka oturuyoruz. Allah'tan en üst kattayım. Bir tesellim o yani. Pandemi başlamadan önce de karar almıştık apartman olarak. Yıkıp yeniden yaptıralım diye. Bu arada da işte bu Bakırköy Belediyesi bir kat vermişti. Büyükşehir'de tabii onaylanmadı. Şimdi binada oturanların da çoğunluğu emekli olduğu için onu toparlayamayacağı için mecburen ertelendi. Şu anda da yaptırmak artık daha zorlaştı. Binamız güvenli değil. Onun arayışı içindeyiz. Apartman komşularımız çoğunlukla emekli insanlar. Yıkılıp yapılmasını talep ettik ama birçoğumuz müteahhitlerin verdiği parayı karşılayamayacaklarını söylediler. Onun için beklemedeyiz.